Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yeni ajanımızın hem ismi hem de yetenekleri belli oldu. Bu videoda da bunları konuşacağız. Konuya giriş yapmadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Gerçekten mükemmel bir karakter bizleri bekliyor. Hemen konuya giriş yapalım. Şu an karakterimizin genel olarak tasarımını görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel havalı, mükemmel karizmalı bir adam bizleri bekliyor öyle söyleyebilirim sizlere. İlk yeteneği ile başlıyoruz hemen. C yeteneği trademark olarak adlandırılıyor ve bir trap yerleştiriyorsunuz. Cypher'ın trap'i tarzında da değil. Fakat çalışma mantığı şu şekilde ilerliyor. Alarm bot gibi Killjoy'un alarm botu gibi bir düşman gördüğü zaman o alana düşmanı düşmanı tarıyor ve oraya odaklanıyor. Ardından tıpkı alarm botun patlaması gibi bulunduğu bölgeye bir slow saçıyor. Öyle söyleyebilirim sizlere. Yani Killjoy'un alarm botu tarzında çalışan Sage'in slow'u da diyebilirsiniz bu yetenek için. O alan içerisinde bulunan düşmanlar yavaşlama etkisine sahip oluyor, daha yavaş hareket ediyor. Böyle düşünebilirsiniz. İkinci yeteneğimize geçelim. İkinci yeteneğimiz Head Hunter olarak adlandırılıyor. Gerçekten bu da ilginç bir yetenek. Yeteneği aktifleştirdiğiniz zaman Heavy Pistol bir tabanca elinize geliyor. Yine alternatif fire ile yani sağ tıkla birlikte de bu silah bu tabancanın dürbününü açabiliyorsunuz. Yani bu yeteneği kullandığınız zaman bir nevi dürbünü olan şerif elinize geliyor tarzında da düşünebilirsiniz. Tabii ki de tam olarak etkisini görmek için oynanış videolarına vesaire de bakmamız gerekir. Onlar tabii ki de ajanın gelmesi yakınlaştığı zaman ortaya çıkacaktır. Yine taban Yabancımız da bu şekilde gözüküyor. Dün yayınlanan tanıtım gifinde de bunları görmüştük. Benim tahminimce yine ajanın kontrat skininde de buna benzer bir şerif bulunacak. Sonraki yeteneğimize geçelim. Bu da randevu yeteneği. Bu randevu yeteneği imza yeteneğimiz olacak. 2 adet teleport noktası yerleştireceksiniz. Chamber'ın bu yeteneğinde 2 adet teleport noktası yerleştireceksiniz ve alanına girdiğiniz zaman bir teleport noktasından diğer teleport noktasına ışınlanabileceksiniz. Eğer Apex Legends'daki Red'i biliyorsanız tıpkı o mantık. Bu yeteneğin şöyle güzel bir noktası var. Bu teleport noktalarını geri toplayıp tekrar kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok iyi olmuş. Son olarak ultimize geçelim. Ultisi gerçekten çok güçlü bir ulti. İsmi Tour de Force olarak adlandırıyor. Tour de France'den geliyor tabii ki de. Spike hücumdaki altın silah biliyorsunuz. O altın silah karakterin ultisi olacak. Öyle söyleyebilirim sizlere. Aynı zamanda Spike hücumda orba aldığınız zaman 3 adet kurt yayılıyordu bildiğiniz gibi. O da Sky'ın ultisi olmuştu zamanında. Bu yeteneği aktifleştirdiğiniz zaman elinize düşmanı tek bir mermiyle öldürebilecek bir sniper geliyor. Düşmanı öldürdüğünüz zaman düşmanın öldüğü alan çevresinde de yine bir slow oluşuyor tıpkı ilk yetenekte olduğu gibi yani düşmanı öldürdüğünüz noktada Sage'in slow'u saçılıyormuş gibi düşünün. Yeteneğin aynı zamanda bu tarz bir etkisi oluyor. Yetenek kesin öldürme konusunda gerçekten iyi duruyor ama hani Jet'in bıçakları gibi sürekli yenilenebilir olmayacak. Dolayısıyla da hani bence dengeli bir yetenek gibi duruyor. Bilmiyorum gerçekten karakterin yetenekleri vesaire çok hoşuma gitti. Alıştıktan sonra öyle aman aman tercih edilecek bir karakter olduğunu da düşünmüyorum. Ben hani süper güçlü diyebileceğim bir karakter de değil ama güçsüz denilecek bir karakter kesinlikle değil. Yine dediğim gibi oynanış videolarını vesaire gördükten sonra daha ayrıntılı daha ciddi yorumlar yapabiliriz. Siz neler düşünüyorsunuz? Bunları mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bundan sonra da savaş biletinin videosu gelecek. O Orada da ayrı ayrı konuşuruz. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize En zeven Zeebuket...